Sevgili seyirciler merhaba, bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Özden Atasagun Çelik. Kendisi ödüllü yazar. Hoş geldiniz Özden Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1980 doğumluyum. Trakya Üniversitesi işletme mezunuyum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji son sınıf öğrencisiyim. Ödüllü yazarım. Onun dışında Aylak Dergisi, Kültür ve Edebiyat Dergisi'nde yayın sorumlusu olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Ganesha Yayın Evi'nde yayın koordinatörlüğü yapıyorum. Bu şekilde. Harikasınız. Aslında birçok kolda varsınız edebiyat anlamında. Çok güzel sorular hazırladık sizlere. Sorularımızı yönelteceğiz. Çok değerli bilgiler alacağız sizden ama bu kadar çok alanda olmak, bu işe bu şekilde gönül vermiş olmak çok kıymetli. Ben sizi tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum Özden Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Edebiyat dünyasına girişiniz nasıl oldu? Aslında en temelden başlayacak olursak, evet bir işletme akademik olarak işletme kariyeriniz var ama edebiyat dünyasına aslında nasıl girdiniz? Edebiyatı seçmenizdeki etkenler neydi? Aslında şöyle, küçük yaşlardan itibaren kitap okumayı çok seven birisiyim. Bir süre sonra bu birikim oluyor aslında. Yani zihinde birikmiş bilgiler var ve dışarıya çıkmak istiyor. Şunu fark ettim son zamanlarda, kafamda öyküler tasarlıyorum. Sonra bunları Word dosyasına aktarmayı denedim. Hı hı. Baktım yazmaya başlamışım, harika. Yazıyorum. Tam da o esnada tesadüfen sosyal medyada yazarlık atölyesiyle ilgili bir duyuru, hı hı, gördüm. Eğitim veren bir atölye. Hı hı. Daha sonra başvurdum. Eğitimini de alarak, hı hı, yazmaya başladım. Harikasınız. Siz hem akademik olarak hem de kişisel olarak kendinizi geliştirip bu yola kendinizi adadınız ve biz program öncesinde de biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Mesleğinizi çok severek ve içten gelerek icra ediyorsunuz. Harikasınız Özden Hanım. Peki şu an neler yapıyorsunuz? Yaptığınız işlerden de biraz detaylı bahseder misiniz? Şu an ne yapıyorum? Aylak dergisine gelen öyküleri değerlendiriyorum. Yayınlanması gereken öyküleri seçiyorum. Hı hı. Daha sonra editöre gönderiyoruz onları. Hı hı. Sonrasında tekrar ben bir genel kontrol, hı hı, yapmak zorundayım. Tabii. Çünkü biraz mükemmelliyetçi bir yapım, hı hı, var. Mutlaka bir kontrol etmem gerekir. Hı hı. Daha sonra onlar yayımlanıyor o şekilde. Hı hı. Aynı zamanda ben de orada öykü yazıyorum. Hı. Yayın sorumlusu, harika, dışında kendi, hı hı, öykülerim de var. Hı hı. Bunun dışında söyleşiler de yapıyorum. Önemli isimlerle, kıymetli isimlerle birlikte. Çok güzel. Harikasınız. Aslında oraya bu işe gönül vermiş kişiler yazılarını gönderiyorlar değil mi? Öykülerini, kesinlikle, gönderiyorlar. Aynen. Ve sizin onayınız dahilinde yayınlanıyor. Aynen. Şimdi bizim duyurumuz var. Sosyal medya üzerinden duyuru yapıyoruz. Öykülerinizi gönderebilirsiniz belli kalıplar çerçevesinde. Onlar da gönderirler. Çok yoğun güzel. Aslında o süreç çok yoğun. Biraz daha böyle hafif anlatıyorum ama, hı hı, yoğun bir süreç aslında. Tabii. Tabii. Onun dışında de Ganesha Yayın Evi var. Hı hı. Orada da işte kitaplarımız basına çıkar, matbaa süreci vesaire. Hı hı. Onların da işte tek tek cümle cümle kontrollerini sağlıyorum. Hı hı. Doğru yazılmış mı? Tabii basıma hazır mı? Evet, şeklinde. Hı hı. Onun dışında kapak tasarımında da yine fikrimi beyan ediyorum. Harika. Bu şekilde. Harikasınız. Tabii bu yazan kişilerle istişare halinde olmuş, tabii ki, oluyor, tabii, değil ki, mi? Harikasınız. Süpersiniz. Onların onayıyla birlikte, tabii, devam ediyoruz. Ama sizin tecrübeleriniz ve öngörüleriniz doğrultusunda tabii ki yönlendirmeleriniz de daha güzel işler çıkıyordur ortaya eminim ki. Kesinlikle. Yani fark edilmeyen bazı şeyler, detaylar daha böyle, tabii, ön plana çıkabiliyor. Harikasınız Özden Hanım. Peki edebiyatla alakalı, şimdi hep edebiyat üzerinden gidiyoruz. Sizin tecrübeleriniz, sizin yetenekleriniz ve öngörüleriniz üzerine bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Edebiyatla alakalı ama birbirinden bağımsız işleri birlikte yürütüyor olmak çok zorlayıcı değil mi? Bu süreci yönetmek nasıl geçiyor?
Aslında şöyle zorlayıcı çünkü hı hı. aynı zamanda ben evliyim, iki tane oğlum var. Maşallah. Onların sorumluluğu artı evet. işlerin sorumluluğuyla birlikte birleştiği zaman biraz yorucu olabiliyor ama hı hı. şey var planlı hareket edersem hı hı. hiçbir sıkıntı yok. Gün içinde çocuklar evdeyken onlarla birlikte ilgileniyorum. Normal hı hı. anne sorumluluğum, eş evet. sorumluluğum devam ettikten sonra onlar yattıktan sonra ben odama çıkıp hı hı. bu defa işte önceliklerim neyse yayın hı hı. eviyle ya da dergiyle alakalı hı hı. Onları yürütüyorum. Çok güzel. Öykü yazıyorum aynı zamanda. Harikasınız. Kendiniz de yazmaya devam ediyorsunuz. Yazıyorum tabii ki. Harikasınız ama şimdi şöyle bir durum var. Aslında evet hem sosyal bir hayatınız var hem de çalışma hayatınız var tabii ki devam eden süreçte. O öyküleri okurken, o hikayeleri okurken kendinizi vermeniz, o duruma adapte olmanız ve maşallah evlatlarınız da var. Aynı zamanda onlarla da mükemmel bir şekilde ilgileniyor olmuş olmanız tabii bu süreç biraz yorucudur değil mi? Ama siz o kadar çok severek yapıyorsunuz ki işinizi, o çok da görülmüyor, tölere edilebiliyor galiba. Şöyle aslında yorgunluğumu attığım yer öykü yazmak diyebilirim. Çünkü ister istemez günün yorgunluğu, kafa yorgunluğu çok insanı hı-hı. rahatsız eden, evet. pardon. bir şey ama öykü yazmaya başladıktan sonra hı hı. rahatlıyorsunuz, dinleniyorsunuz, hiçbir şeyiniz kalmıyor. O da sizin motivasyonunuz kesinlikle. Olmuş oluyor değil mi? Gün aynen. sonunda o yorgunluğu atıyorsunuz, kendinize ait olduğunuz yerde hissedip ondan sonrasında günü bitirmiş oluyorsunuz. Harikasınız. Özlem Hanım, öykülerinizin yanı sıra söyleşileriniz de var. Az önce de bahsettiniz zaten. Şimdi söyleşilerinizdeki sorularınızı seçerken dikkat ettiğiniz, oradaki konu başlıklarını oluşturduğunuz noktalar nelerdir? Nelere dikkat ediyorsunuz? Şuna dikkat ediyorum. Kendi gözlemlerimden yola çıkarak şöyle hı-hı. söyleyebilirim. Herkesin bildiği bilgiler dışında sorular üretmeyi seviyorum. İnternete girdiğimiz zaman bir isim yazıp oradaki hazır bilgilerden ziyade daha böyle yoruma dayalı soruları seçmeyi tercih ediyorum hı-hı. ki insanlar o söyleşi yaptığım kişiye hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilsinler diye. Hı-hı. Çünkü diğer türlü işte sosyal medyada, internet üzerinde her zaman istediğimiz zaman ulaşabileceğimiz bilgiler var zaten hali hazırda. Evet çok ben doğru. biraz daha detaycıyım bu konuda. Harikasınız. Çünkü aslında o zaman zaten bildiğimiz şeyleri duyuyor oluyoruz değil mi? Oradaki varlığımızın da çok bir anlamı kalmamış oluyor. Zaten bildiklerimizle geliyoruz oraya. Ön araştırmasını yapmış oluyoruz ama siz bu şekilde detaylandırdığınız zaman tabii ki oradaki gizem de artıyor ve evet. daha keyifli bir hal almış oluyor. Tabii bu da sizin tecrübelerinizle başarmış olduğunuz bir durum. Harikasınız Özden Hanım. Şimdi iki ayrı kolektif kitapta öyküleriniz var. Hı hı. Biz program öncesinde de biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Ben bu konuya da değinmek istiyorum. Birisi yayınlanmış hı hı. ama diğeri de henüz basım aşamasında. Tabii ki onların isimlerini de verelim. Takdir edersiniz ki seyircilerimiz onları da bilsinler. Şimdi basım aşamasındaki olan kitabınızın öyküsünün konusu nedir? Biraz detaylandırırsak, bilgisini verirsek çok güzel olur. Bu süreç nasıl geçti? Kimlerle çalıştınız? Şimdi basım aşamasındaki olan kitabımdan, kitabım diyorum, kitabımızdan bahsedeyim. Bir seneye yakın bir süreçte, eğitim sürecinde bu sonuca ulaştık. Şimdi şöyle, Senaryo Stüdyosu bir proje hazırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve birçok sponsorlarla birlikte. Hı hı. Büyük bir proje aslında. Türkiye genelinde İzmir'le alakalı. Hı hı. Öyküler ismi tanıtımıyla hı hı. duyuru yaptı. Hı hı. Toplam 20 kişi seçildi Türkiye üzerinde. Ben de içindeyim. Hı hı. İşte bir seneye yakın sadece bir öykü yazdık. Hı hı. Irmak Sileli eşliğinde. Konusu şöyle, İzmir'deki bir mekan ya da İzmir'le alakalı bir detay hı hı. olması gerekiyordu. Ben şöyle biraz daha duyulmamış ya da yeni yeni duyulan bir yer var. Karantina Adası Urla'da. Onu ön plana çıkarmak istedim biraz da. Hı hı. Karantina Adası olarak kullandım mekanı. Hı hı. Ve mübadele dönemini anlattım. Oradaki aşk hikayesini anlattım. Hı hı. Böyle. Bu da tabii sizin gözlemleriniz sonucunda değil mi? Oradaki araştırmalarınız, gözlemleriniz, bir fiil orada bulunuyormuş olmanız, o havayı solmuş olmanızla çıkan bir iş oldu o zaman. Kesinlikle. Ben tesadüfen gezmeye gitmiştim aslında. Çok etkilemişti. Yani
bir ada, yeşillikler içerisinde bir ada ve orada küçük küçük böyle pembe binalar var. Çok detaylı, hüzünlü bir geçmişi var aslında o dönemin. Çünkü çok olaylar yaşanmış. Yıllarca aslında tek mübadele döneminde de değil. Birçok seferlerde, bu önceden biliyorsunuz işte vapur, gemi seferlerinde orada bir dinlenme süreci olurmuş insanların. İşte hastalıkları varsa, salgın hastalıkları, onlar ayrılır. Sağlıklı olanlar tekrar yolculuğuna devam edermiş. Orası bir mola yeri gibiymiş. Aa, çok güzel. Şimdi onunla alakalı müze olma durumu var Karantina Adası'nın. Ben öykümde müze olmadan müzeye çevirdim orayı. Çünkü müze olursa gerçekten çok daha değerli olacak orası. Değil mi? Daha gezilmesi, görülmesi bir yer olmuş olacak. Evet. Tabii ki şu andaki anlatımlarınızla bile bir merak uyandı. Orayı merak edip oraya gidip görmek istiyoruz. Ama sizin anlatımlarınızla, detaylandırmalarınız ve araştırmalarınızın sonucundaki kaleme dökmüş olduğunuz kitabınızı okuyarak da oraya gitmiş olmak daha da değerli olmuş olacak. Çünkü önden bilgisini almış olacağız ve orayı yaşıyor olacağız aslında. Okuduğumuz şeyi yaşıyor olmuş olacağız. Çok değerli bir çalışma bu. Ben tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Umarım sizin gibi öngörüsü olan, mesleğine kendini adamış kişiler daha fazla var olurlar ve aslında biz cennet vatanımızdaki bu tarz yerleri belki de görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz, gizli kalmış ama bir anlamda gizemi olduğu kadar görülmesi gereken de yerler olduğunu sizler sayesinde farkına varmış oluyoruz. Harikasınız Özden Hanım. Teşekkür ederim. Peki bu mesleğe kendini adamış olan kişiler, sizin gibi yazmaktan keyif alan kişiler neler yapmalılar, kimler yazabilirler? Öncelikle çok kitap okumaları gerekiyor. Yani araştırma yapmaları gerekir. Film çok mesela öyküde böyle çok besleyen şeylerden birisi de film izlemektir. Müzik dinlemek aynı şekilde. Bunlar biraz daha o enerjiye sokar insanı, o ortama sokar ve daha rahat yazmaya başlarsınız. Yani zihninizdeki neyse o kağıda daha rahat aktarılmaya başlar. Çünkü orada mesela atıyorum müzik esnasında hissettiğiniz duyguyu daha net ifade edebilirsiniz. Ya da film izlerken oradaki bir görsel sizin dikkatinizi çeker ya da bir olay. Onun üzerinden bir şeyler yazmaya başlarsınız. Bununla ilgili bir kitap önerebilirim. Tabii. Kurmaca Nasıl İşler? James Wood'un kitabıdır. Bence en büyük kaynaklardan birisi de odur yazmak isteyen kişiler için. Çok güzel. Evet. Çok güzel de bir öneri oldu şu anda. Başucunda bulunmaları gereken, bulundurulması gereken bir kitaptır. Harika. Yani bu işle alakalı aslında bir eğilim var, içinde böyle bir istek var, bir dürtü var ama faaliyete geçemiyor. Mesela bu kitabı edinerek bu yolda kendilerini var edebilirler o zaman değil Tabii mi? Tabii ki destekleyicidir. Ama eğitim de çok önemlidir çünkü... Evet, herkes bir şeyler yazabilir ama öykünün bir kurgusu vardır, bir meselesi vardır, bir çatısı vardır. Onları da mutlaka eğitimle sağlayabiliyoruz tabii, maalesef. Tabii. Şimdi sizin gibi zaten alanınız farklı. İlk hayata atılıştaki eğitim alanınız çok farklı ama sonrasında siz de kendi içinizde böyle bir aşkın olduğunu fark edince kendinizi kişisel olarak da akademik olarak da zaten eğitimle destekleyerek bu yolda var etmişsiniz ve çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz birbirinden bağımsız olarak az önce de söylediğimiz gibi hepsinde de çok başarılısınız. Dediğiniz gibi eğitim ve öğrenim yaşı yok. Yani her zaman, her alanda, hangi sektörde olursak olalım hiç fark etmez. Eğitimlerle kendimizi desteklersek verimlilik artar ve başarı da kaçınılmaz olur. Sizin gibi bir örneği zaten tamamen karşımızda duruyor şu anda. Seyircilerimize de bunu söylemiş olalım. Özden Hanım, iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Sizden aldığımız bilgiler ışık tutar nitelikte olacak. Umarım bundan sonrası için de çalışmalarınız aynı başarıyla devam eder. Ben çok memnun oldum ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Seyircilere son sözlerim kitap okuyun lütfen demek istiyorum. Çünkü kitap insanın bakış açısını genişleten bir olgu. Durumlarda davranışlarımızın daha farklı olacağı, daha sakinleştirici olacağı bir ortama sokar sizi. Bol bol kitap okuyun diyorum. En azından günde bir iki sayfa da olsa okuyun. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz mesaj için de. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Özden Atasagun Çelik bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.